Ya sen de öbür tarafa geçsin. Biraz daha geri gider misin? Herkes toplansın. Evet. Tamam. Evet. Arkadaşlar siz de biraz açılırsanız lütfen. Evet. Evet, tekrar hoş geldiniz. Şimdi biz senin dediğin gibi konuşmuyoruz diye eleştiri alıyoruz. Ne kadar az konuşursak o kadar iyiyiz. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. Enteresan bir yaz dönemi geçirdik. Gerek limitler, gerek finansal fair play sınırları, gerekse finansal imkanlarımız çerçevesinde bence güzel bir yaz dönemi geçirdik. Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak burada Erol Hoca'ya, Emre Belezoğlu'na, Selahattin Baki'ye, Kemal Donavaş'a teşekkür ediyorum. Kulübümüzü bütün görüşmelerde olan, olmayan, gerçekleşen, gerçekleşmeyen tüm transfer çalışmalarında gayet olumlu işler çıkardıklarını düşünüyorum. Kamuoyunda bu yönde düşündüğünü zannediyorum. Tamam, önemli olan sahadaki performans, sonuçlar. Onlara biraz sonra geleceğiz. Ve mümkün olduğu kadar da biz polemiklerin, kavganın, tartışmaların, senin ifade ettiğin gibi kısır çekişmelerin dışında kalmak istiyoruz. Demin kısır çekişme dedin, Fenerbahçe ile ilgili yaşanan hakem sorunları kısır çekişme olarak görmüyorum. Hakemlik sorununu aşamamayı kısır bir çelişki olarak görüyorum. Şimdi geldiğimiz noktada dediğim gibi bir sahaya işimize odaklanmaya çalışıyoruz ama bizim dışımızda gelişen olaylar, şartlar, hadiseler bizi ister istemez bu işin içine çekiyor. Kaptanın dediği gibi de biz bu işlere girmek istemiyoruz, işimize odaklanmak istiyoruz ama maalesef bu sene biraz da erken başladı. Şimdi Sayın Selahattin Baki'nin de dediği gibi Fenerbahçe lehine aleyhine verilen, rakiplerin lehine aleyhine verilen hakem kararları, bize göre hakem hataları, bazılarını kasıt olarak gördüğümüz bazı gelişmeler bizi fazlasıyla endişelendiriyor. Hani biz belki sesimizi çıkarmıyoruz ama işte milyonlarca taraftarın sesini dinlerseniz, yani çoğunluk düşüncesi geçerli diye bakarsak ciddi bir sıkıntı var. Dediğim gibi bu sene erken başladı. Geçen sene 20. haftada şampiyonluğun en büyük adayıydık bahis sitelerine göre. Ondan sonraki 7 maçımızda 21 puanı sadece 3'ünü alabildik. Ve o maçlarda yaşadıklarımızı da hepiniz biliyorsunuz. Sonra sezonun ilerleyen durum döneminde ne dediler? Belli takımları yakın olan medya kuruluşları işte Fenerbahçe'yi doğradılar önce. Şimdi başkalarını doğuruyorlar. Halbuki doğrandığımız zaman bunlar gündeme getirilse çok daha isabetli olur. Belki de bir nebze olumlu sonuçlar alınmasına, hakem hatalarının giderilmesi adına faydası olurdu. Bu seneye dönersek kazanıyoruz. Kazandığımız maçlarda dahil olmak üzere bizi rahatsız eden bir standartsızlık var. Yani hakem kararlarında lehte ve aleyhte rakipler içinde, yani oynadığımız takım, bazı takımlar içinde söyleyebilirim. Müthiş bir standartsızlık var. VAR kararlarında müthiş bir standartsızlık var. Bunu sadece Fenerbahçe özel bir durum da değil. Özellikle Antalya Spor, Sivas Spor ve başka bazı kulüplerimiz de ciddi serzeniş içindeler. O yüzden bu konularla ilgili yani biraz görüş belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de bir hakem krizi var. Bu sezona has, bu federasyona has, bu MHK'ya has bir durum değil. Ne yazık ki Türkiye'de şu olgu yerleşmiş vaziyette. Keşke bu olguyu hep beraber değiştirebilsek. O da Türkiye'de şampiyonluklar sadece saha içinde kazanılmıyor olgusu. Bu çok acı bir durum aslında. Yani bunu kanıksadık, söylüyoruz. Çok insanlar inanıyor. Ben inanmak istemiyorum ama inanmak durumunda kalıyorum. Ama bu olguyu hep beraber tüm paydaşlar değiştirmeliyiz. Değiştirmek için de radikal, yapısal değişiklikler, reform derecesinde, devrim derecesinde adımlar atmamız lazım. Şimdi bakın, federasyonlar değişiyor, federasyon başkanları değişiyor, MHK değişiyor, MHK başkanları değişiyor. Ama değişmeyen bir şey var, kriz. Krizler değişmiyor. Hakemlerin yarattığı krizler, hakemler üzerinden Türk futbolunun özellikle odağında Fenerbahçe'nin olduğu hakem krizlerinden Türk futbolunun kaosa sürüklendiğini görüyoruz. Evet, hakemlik çok zor bir meslek. Çok çok zor bir meslek. Zamanı geliyor, televizyona bakıyoruz. Biz bile yavaş çekimlerden sonra bazen tam adını koyamadığımız pozisyonlar oluyor. Ama
Evet, zor bir meslek ama bu kadar kötü yönetmek çok daha zor. Yani Türk futbolundaki genel hakem performansına baktığımız zaman bu kadar düşük seviyede performans, bu kadar hata bence meslekten de daha zor. Şimdi bir de bunun üstüne VAR diye bir teknoloji geldi. Çizgi teknolojisi dedikleri bir teknolojiyi konuşalım. Bugün artık neredeyse %100 isabetli kararlar veriliyor. Bu teknoloji kullanılıyor, bakılıyor, %100 kararlar veriliyor. Tabii VAR çok daha farklı, çeşitli pozisyonlara baktığı için bu kadar net değil çizgi teknolojisi. Ama insanlar ne bekler? VAR gibi bir teknoloji gelince... Sıfır hata. Sıfır hata kolay değil, sıfır hata diyorsun ama minimize edilmiş. İnsan olduğu yerde her zaman hata olur. Fakat bu teknoloji iyi kullanırsa fayda verir. Bu teknolojiyi kullananlar da insanlar. Mesela geçen sene Kayseri maçında hepinizin bildiği, 3 penaltımızın verilmediği, faulden bir gol verilip 1-0 yenildiğimiz Kayseri maçında 3 tane %100 penaltı pozisyon VAR'a dahi gidilmedi. Orada VAR'ın hakemi kimdi, VAR hakemi? Tugay Kağan. Geçen hafta bizim Beşiktaş maçımızı yöneten hakem. Ana hakem kimdi? Arda kardeşler. Arda kardeş. O kimdi? Bizim son maçımızda VAR odasında olan arkadaşımız. Şimdi inşallah bunlar tesadüftür. Tesadüften öteye gitmez ama ne yazık ki bize biraz sistematik geliyor. Yani bizler, sizler, futbolla yatıp kalkanlar, hakem hatası, insan hatasıyla kastı artık ayırt edebilecek durumdalar. Hiçbir şey artık gizli kalmıyor. Her şey ortada. Bilgi çağındayız, teknoloji çağındayız. Her şey şeffaf, her şey ortada. Dolayısıyla böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ben maçlarda tek tek pozisyonlara falan girmek istemiyorum ama bilmek istiyorum. Açıklasınlar, desinler ki evet sizin futbolcunuz yalan söylüyor. Hakeme çıkarken hakaret etti. Şu nedenle o sarı kartı gördü. Hakaret ettiyse zaten kırmızı kart görmesi lazım. Yani altlık yapılması olayı bizi rahatsız ediyor. Açıklasınlar. Hakemin notunu açıklasınlar. Bu hakem bir hafta maç almayacak. Herhalde bir hafta almayacaktır da. Gerçi geçen sene Kayseri maçından sonra maç aldılar. Ama bu hakem ne olacak? Ama işin büyük resme bakalım. Biz de genç hakemlerin atanmasını istiyoruz. Biz de yeni isimlerin çıkmasını istiyoruz. Biz zaten hakemlerin çoğunluğun iyi niyetini sorgulamak istemiyoruz. Ama hakemlik camiasında değişik dengeler, değişik güç odakları, değişik beklentiler, değişik hesaplar, kitaplar olduğunu yani eski yeni bir sürü hakem söylüyor, ifade ediliyor. Televizyonlarda ifade ediliyor. Ben bir yönetici olarak buna ne kadar doğru, ne kadarı isabetli, ne kadarı hürafe bilmiyorum. Ama ortada bir gerçek var ki bir sıkıntı var. İşte geçen hafta bizim maçımıza genç bir hakem atandı. Cesur bir karar. Ama hakem üstünde yaratılan spekülasyonlardan sonra hakem bu maçı katletti. Yani şu anlamda katletti. İki takım da rahatsız. İki takımın da şikayetleri var. Bizden belki 1-2 oyuncu atılmalıydı. Bize göre ikinci gol olmamalıydı. Öncesinde faal var. José de Souza tanırım, iyi bir insandır. Kasten yaptığını düşünmek istemiyorum. Ama yani karate literatürüne girecek bir topa müdahaleyle sarı kartlı geçiştirildi. Yani şöyle söyleyeyim. O pozisyona sarı kırmızı kart vermeyecek hakem, orta hakem. O pozisyondan dolayı orta hakemi VAR'a çağırmayacak. VAR hakemi bu işi yapmamalı. Bu kadar net. Yani bu spekülasyona açık bir konu değil. Ama şunu söylemek istiyorum. İki tarafta şikayetçiydi. Keşke hakemimiz daha başarılı bir yönetici maç çıkartsaydı. Motivasyonu artsaydı. Başka maçlara vermek için TFF'nin veya MHK'nin eli güçlenseydi. Vesaire olmadı. Baskı altında kaldı. Kötü bir maç yönetti. Belki kariyeri etkilendi. Ama bir dönelim. Neyse, oraya dönmeden önce ben bir MHK TFF başında konuşmuştum. Ne dedim? Yönetimler değişiyor, başkanlar değişiyor ama hatalar değişmiyor. Hatalar hatta artıyor teknoloji olmasına rağmen. Şimdi ben sormak istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu başkanımıza, ilgili arkadaşlarımıza, MHK başkanımıza, ilgili arkadaşlarına. Ortada bir kriz var mı, yok mu?